Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizleri 90'lı yıllara geriye götüreceğiz ve önümüzde görmüş olduğunuz nostaljik ürünleri inceleyeceğiz. Abi önümüzde bir sürü ürün var gördüğün üzere. Bunları böyle ben yavaştan bir kenara kaldırıyorum. Aynen abi. Hepsi de yalnız harbi zamanına göre bakkalların yani şeyi vazgeçilmezi. Tabii canım kesinlikle. Şunu şöyle. Benim sana kardeşim. Şimdi abi neyle başlamak istiyorum? Sulu gözle başlamak istiyorum. Sulu gözümüz neredeydi? Vay. Oğlum efsaneleri böyle sonlara doğru mu saklasak acaba ya? Yok bir efsaneyle bir giriş yapalım abi. Yapalım abi. Ya bu genelde şeylerin okulların önünde falan satılırdı. Bakkallarda abi çok net. Yani, okulların bakkallarında. Okulların bakkallarında. Aynen mahalle bakkallarında. Yani bilimum meybuz bulabileceğin bakkallarda bunları da bulman zaten. Mümkündü. Yani şunun adı ekşi yüz diye galiba sanırım çakması bu. Sonradan çıkan bir şey herhalde. Aynen. Nostalji severler için. Bildiğimiz yeşil kaplı o şey değil yani. Sulu göz değil yani. Değil abi, kesinlikle. Aynen ama gene de kurtarır gibime geliyor ya. Bir tadına baksak mı sence ne diyorsun? Bakalım bizim okulda şey vardı abi. Bundan 2-3 tane atan elemanlar vardı. Onlar böyle okul değil. Aynen. Birader adam 3 tane sulu göz yuttu falan filan bilmem yani, değil mi? Sulu göz bir nesli mazoşist yapmıştır abi. Aynen. Kesinlikle. Ben de açıyorum abi. Oğlum nedense bir anda iddialı şeyler geldi aklıma. Abi bunu yemek de büyük bir iddia ya. Aynen bakalım. Hadi bakalım kardeşim. Çilekli mi lan? Çilek mi? Yazıyordur üstünde. Tutti frutti falan yazıyor oğlum bu. Bak oğlum. Evet. O etki geldi. Şu an geldi bana. Ben de yok. Bir sulu göz değil abi ya. Sulu göz değil ama yine. Yine kurtaracağım. Yani çok da öyle şey gibi değil. Nasıl söyleyeyim sana? Yani ilk başta bir saniyelik de olsa gene de bir şey yaratıyor yani. Ama sulu gözünkü abi böyle 1-2 dakika ağlatırdı bizi bildiğin sulu gözdü. Evet. 3 saniye falan sürüyor. O kadar beni ama tahmin etmedi. Ama gene de efsane yani. Eskileri yad ettirdi bize sağ olsun. Yani o tadı bir hatırlattı ufaktan. Şimdi geçiyorum ikinci efsane ürünümüze. Neye geçeceğim? Vay. Leblebi tozu arkadaşlar. Yani bunun böyle bir kapta olduğuna bakmayın. Bu bambaşka kaplarda satılıyordu. Abi ilk ben hatırlıyorum onu. Böyle plastik manyak bir tane kabı vardı onun. Üzeri abi kağıtla böyle. Aynen. Pembe kağıtla para lastiğiyle tutturulmuş. Aynen para lastiğiyle. Ondan sonra fişekli olanları satıldı da onlar çok tutmadı. En son bu hale gelmiş böyle. Ama en güzeli o kağıt olandan pipetle çekmek abi. Aynen. Biz hep öyle yiyorduk. Bunu da her zaman tabii bakkallarda bulabildiğimiz, bakkalın böyle girer girmez parayı öderken gözünüze çarpan bir şeydi ki kalan bozuklarla bunu alabilin tabii diye. Tabii canım klasik bakkal çakallı. Aynen o zamanlar hani bakkallar vardı şimdiki gibi her taraf böyle bilmem ne market falan filan değildi. Mahallenin bakkalları olurdu arkadaşlar. Oraya Hacı girip, amca. Aynen Hacı amca işte bir şeyler. Oraya girip bunları cayır cayır alırdık. Bunu yedikten sonra genelde Yusuf dedirtilirdi ya da bir ısık çaldırılırdı. Ya da direkt yüze püskürtülürdü yani. Aynen. Bunun şey özelliği vardı abi. Yani o zamanlar internet falan filan tabii ki de yoktu. Hop dikkat. İnternet Coşkulu. Falan filan tabii ki de yoktu. Hani bu viral olarak yayıldı abi. Bütün memlekette leblebi tozu çıldırdı. Evet vardı. Abi. Ya biz okulda... Bir viral şey bu olabilir. Okulda millet birbirinin abi deli gibi yüzünü üflüyordu ya. Ben bunu hatırlıyorum. Yani televizyon çalmasıyla beraber millet yanına cebine zulaladığı şeylerle abi leblebi tozlarıyla birbirine böyle unutulmayan dakikalar yaşatıyordu. Bizde sanmıştık. Bizde hiç öyle şeyler yok. Bizim okul marjinaldi. Neyse abi. Yedikten sonra senden bir Yusuf bekliyoruz. Yani. Şöyle mesela gömçüreyim mi ama? Gömçür. Hop. Yusuf. Bir tane daha Yusuf. O abi damıyormuş lan. Bir denesene sen de. Ne diyeyim? Müşteriler de ya. Oğlum aldım yüzüm kurudu ha. Yusuf. Ne diyeyim başka bir şey söyle. Tutmanlar. Web tek mi? Ustandı mı? Web tek. Söyle söyle. Onu boğulacağım. Web Tekno diyebiliyorum artık. Hadi doğru İstanbul. Şimdi diğer bir nostaljik ürünümüz patlayan şeker arkadaşlar. Şöyle iki tanesi var elimizde. Bir tanesi çilekli, bir tanesi kolalı olmak koşuluyla. Bunlar değişik marka ama galiba ya kardeşim. Eskiden satılanlar bunlar değil yani meşhur olanlar. Galiba Türk bir markası vardı. Bunun üzerinde Türkçe falan değil mi? Şöyle da yazıyor ama. Şuralarda böyle Hawaii fişekler falan filan vardı. Aynen. Hatırladın mı abi bir tane şeyi vardı. Ben bunları yoğurdun içine koyup yerdim abi. Acayip hoşuma giderdi. Sonra zaten yaptı bazı firmalar. Yoğurdun üzerinde şey oluyor bonibon falan oluyor. Ha. Onların için onlar yerine bunlardan koymuşlar. İçine döküp yiyebiliyorsun böyle. Patlamalı yoğurt. Aynen öyle.
Bakalım bir tadına ya. Şu neliymiş abi? O kolalı. Kolalı. İstersen çilekliye bak. Kola içmiyorum aynen. Çilekliye bakayım. Vay vay vay. Yalnız galiba rahat bir 20 sene falan olmuştur yani. 25 sene olmuştur. Ya. Bunların şeyleri de vardı. Dondurmaların üzerine böyle dolduruyorlardı. Hatırlıyor musun? Hiç görmedim yani. Dondurmalı versiyonu da vardı. Ya ben... bakalım. Bakalım abi. Bu böyle acıtan bir şey miydi lan? Değil değil. Ha? Yani değil. Ulan çocuklara satarlar mı acıtan bir şey olsa? Akıl var, mantık var. Ne bileyim yani. Abi niye patlıyor o zaman acıtmayacaksa? Ya eğleniyorsun işte. Oh çatır çutur. Şu an ses size geliyor mu bilmiyorum ama Efe'nin ağzında çatır çutur sesler var şu an. Kaldın mı bakayım tadına? Hmm, var. Oğlum bu neymiş lan? Bak sabit tut ağzında abi, sabit tut. Çek, geliyordur umarım. Oğlum biz bildiğin küçükken ne kafa yaşıyormuşuz lan böyle. Ağızda şeker patlatmalar bir şeyler yaptılar. Oha adam dikti. Adam dikti bizi. Bunu şeyle mi büyüdüm oğlum? Eksikliğiyle mi büyüdüm bu cazı? Çok özlemişim ya. Hadi gene bedavaya koşturdum lütfen. Tavuk döner olsa sana bırakırdım ama. Bayram varsa yanına yerim. Dur abi şimdi başka bir şeye geçiyoruz. Bizim bulabildiğimiz çok güzel bir versiyon değil. Ama yine de bizlere eskileri yad ettirecek bir şey arkadaşlar. Şu elimde görmüş olduğunuz taso. Yani gene taso mu? Taso işte yani. Üzerinde Pokemon Taso 4 falan filan yazıyor. Ben bunlar çıktığı zaman biraz büyüktüm. Oynamayı kesmiştim bunlar çıktığı zaman. Abi ilk şeyleri versiyonları şeydi işte. Bugs Bunny falan filan vardı. Daffy Duck falan vardı. Aynen. Hatta şeyin... Ulan hala patlıyor şeyler ağzına. Abi neyin içinden söyle bakayım. Pancho diyeceğim o zaman Pancho vardı. Tombi. Şimdi kalmadı. Tombi olabilir mi? Pancho galiba ya. Pancho çok ucuza satılan bir cipsi diye hatırlıyorum yani. O zamanın kalitelisiydi abi. Onun içinden çıkıyordu galiba. Ben Tombi'den çıkıyor diye hatırlıyorum. Neyse bir şeyin hatırlayanlar içinden çıkıyor. Varsa da yorumlara yazsın arkadaşlar. Asıl orijinalleri daha büyüktü zaten abi. Aynen. Bunları böyle ters ters dizerdik bir yere. Sonra bir tane de elleştiğiniz olurdu. Bazıları böyle iki tasoyu birleştirip bir elleştik yapardı. İşte yere dizdiklerimiz böyle üzerine vurarak ters çevirdiğimiz taso bizim olmuş olurdu. Hatta böyle şey vardı abi. Cips böyle cips paketini açardık. İçinden böyle yağlı yağlı eşin suratını görürdüm ben böyle. Çok mutlu olurdum ya. Abi bir de şey var. Okullarda falan yasaklanmıştı abi. Tabii canım aynen. Aynen. Hatta bizim ilkokulda hoca yani öğretmen şey yazdırmıştı. Şiir falan yazdırmıştı böyle. Yani, taso yasaklansın diye abi. Anladın mı? İçerik bu yani. Bununla ilgili bir şiir abi. İğrenç bir şiir yazmıştı. Bu geldi aklıma. Aynen. Harbiden zannettim abi. İğrenç bir sadece şiir yazmıştım. Taso'ya. Seni sevmiyorum Taso falan filan. Öyle bir şeyler. Vallahi bak. Bunlardan işte önce bu Pokemon'lardan önce Bugs Bunny'ler vardı. Ancak onun arasında ufak bir dönem oldu abi. Orada da şey vardı. Ne vardı? Futbolcu kartları coşmuştu o sırada. Aaa birader. Futbolcu kartları Taso'dan falan Taso falan yoktu bile abi. Onlardan bulamadık. Bugs Bunny'ler vardı ya. Yoktu abi. Uyver inanılmaz eski yani. Şeylere göre bildiğin son numarasına göre alıyordun işte şeyi kartları. O zamanlarda işte internet olmadığı için bizim oyuncaklarımız bunlardı ve gayet de güzel zamanlardı. İnanılmaz güzeldi. Neyse dur diğer başka bir ürüne geçiyorum. Sokakta büyümek güzel şey ya. Bak efsane bir şey daha geliyor. Bu elimde görmüş olduğunuz şey arkadaşlar belki birçoğunuz bilmeyebilir. Bilenler de zaten direkt hatırlayacaktır. Sanal bebek. Diğer adı biliyor musun? Diğer adı. Tamagotchi. Japonca mı, Çince mi bir şey diyor. Evet, Tamagotchi. Olayı bilmiyorum. Bu arkadaşlar bir nesle sorumluluk duygusunu yükleyen, anne baba olmayı öğreten bir oyuncaktı. Tabii bizim hani PSP'miz, işte ne bileyim, Vita'mız falan filan bir şeyimiz olmadığı için tek el oyuncağımız bunlardı bizim. Bunun olayı neydi abi? Abi bunun böyle bir iki versiyonu vardı. Hem insanlı hem de hayvanlı olmak üzere. Dinozorlu falan işte. Ya çeşitli hayvanlar falan oldu. İşte 10 tane falan işte şey vardı, değişik hayvan vardı falan. Onları böyle işte karnı acıktığında besliyorsunuz, işte uykusu geldiğinde uyutuyorsunuz. Normal bir hayvanı nasıl besliyorsunuz veya bir bebeğe nasıl bakıyorsunuz, ona da öyle bakıyorsunuz. Bazı böyle şey ilerleyen versiyonlarında böyle disiplin modu falan vardı. Böyle hayvana dayak atmacalı falan biliyor musun? Yok. Çocuk dövmeli falan. Allah disiplin modu. Niye öyle manyak arka şeyler arka döve döve öldürebiliyordum falan böyle. Bilmiyorum da ben şeyi hatırlıyorum şey abi. Bu da okullarda yasaklanmıştı çünkü hani çocuklar olarak bulduğumuz şey çıkartma huyumuz vardı. Aynen. Herkesin elinde böyle derste merse bununla oynadığı için okullara getirilmesi yasaklandı. Ben de okula götürmedim. İşte bir gün bayağı büyütmüştüm bunu. Bir ay falan bakmıştım böyle abi. Okula o gün götürmedim nasıl olsun. Takılırdı eve bir geldim öldü böyle bayağı üzülmüştüm yani. Onu hatırlıyorum yani. Kimseye emanet etmedin mi?
Abi anne baba bundan ne anlasın yani? Yani. Sanal bebek diyordun yani. Sabahtan uykuya falan yatırsaydın, full uçsaydın keşke. Hatır abi. Ölmüştü ya. Ölmüş idi. Şimdi 10 numara 5 yıldız kanserojen içerikli bir filmine geçiyorum. Aynen. Ağız sağlığının düşmanı abi direkt. Bütün diş yapısını bozan, kahreden. Şöyle bir şey arkadaşlar, bu Efe bilmiyormuş, biz videodan önce tabii ki konuştuk. Bu şeylerde satılıyordu, yani bakkallarda çekilişle veriliyordu arkadaşlar. Böyle bir kağıdın... Ha bunu biliyordum, çekilişle verildiğini biliyordum. Çekiliş olayı. Yani bir torbanın içinde böyle bir sürü kağıt vardı, numara çekiyordun işte. O hediyelerden biri sana çıkmış oluyordu. O yoktu bize ya. Yani. Bu parayla satılmıyordu bizim orada, çekilişten çıkıyordu abi. Öyle bir olayı vardı. Ağır plastik, aslında ağza sokulması çok zararlı bence. Vampir dişi işte, bunu takıyorduk böyle. Kızları falan korkutmaya çalışıyorduk. Onlar da korkmuş taklidi yapıyorlardı muhtemelen. Korkuyorlardı be. Hatırlamıyorum abi. Aynen, korkanlar vardı bizim mahalle abi. İşte arkadaşlarımıza şakalar falan filan yapıyorduk. Gidip boynu ısırmacalı, değişik, saçma sapan çocuk şakaları yapıyorduk. Ama güzeldi bu da. Takmak ister misin? Yani bu işin takarım tabii. Neden takmayayım kardeşim? Bu kesin yani, bu dönem falan patlamış olsaydı bunlar hani selfie'ler falan direkt tavan yapardı yani abi. Hani bakma gereksiz diye bahsettik ama abi bu bildiğin çocuk ağzına göre galiba bizim. Galiba. Eşek gibi ağızları almayacak bu. Bir yani direkt... bakalım. Allah. Oo çok temiz oldu. Allah. Aynen. Gel. Kameralara bir gülümse bakalım. Ya bu harbi çocuk ağzına göre abi. Hani eskiden bunu şöyle taktığımızda cuk otururdu yani. Tabii canım abi. Aynen, ben ama yine de yakışmadı abi. Değil. Şöyle fıydırayım onu. Evet, şimdi Efe'nin sabırsızlıkla beklediği ana geldik. Yes. Gino. Abi işte bak, yani 90'ların efsanesi, yani daha doğrusu efsane çikolatası ne diye soran olursa Gino derim, susarım arkadaşlar. Aynen. Yani bu kadar basit. O zamanlar ne Milka. Abi ne Milka'sa bu gözünün yanında. Ne Nutella, Nutella. Bu tek çikolataydı arkadaşlar. Hatta böyle okula verilen harçlıklarda ben bir gevrek alırdım, bir ayran. Bir de üzerine bir Gino alma paran kalırdı kesin abi. Kesin abi. O son yani. Parayla kesin bir Gino her türlü gömülürdü abi. Ben ama abi. Şu versiyonu, sarı olan versiyonu hiç hatırlamıyorum. Abi ikisi de vardı ya, ben sana söyleyeyim. Ben şu turuncuyu çok çok net hatırlıyorum. Tadını çok net hatırlıyorum. Ama şunu hiç hatırlamıyorum abi. Abi şu her ya ikisi de vardı abi. Net söyleyeyim sana. Ha belki bazı bakkallar getirmiyor olabilir hani. Hani şey yapmıyor diye bilmem ne. Neyse hadi geçiyorum boş muhabbeti. Ben dayanamayacağım abi iyice. Aç kardeşim ya. Yarım yarım yiyelim. Ben ikisini de merak ediyorum çünkü hani tadını unuttuğum tamam, için. Tamam. Of abi. Abi güzelliğe bakar mısın ya? İçinden şöyle. Hakikaten çok güzel şu ama. Şu boyutlarda bir çikolata çıkıyor arkadaşlar. Yani çok da öyle şekilli şukullu bir şey beklemeyin. Düz çikolata işte bildiğiniz böyle. İçinde böyle şeyi olan. Ne denir bunun içindeki dalgaya? Abi bilmiyorum da çok güzel ya. Ağır özlemişim. Ama kardeşim. Ne oluyor? Ulan yarım yarım yiyelim dedin, bana cücük kadar bırakmışsın. Yarım işte. O mu yarım? Benim bir daha küçük çıktı içinden. Onun daha... Portakallısı daha güzel ya. Özlediğim lezzet abi. Bu mu? İkisi de birbirine çok yakın aslında. İkisi de mi portakallı? Bak bu kayısı. Büyük kayısılık ama. Abim yemin ederim var ya, hiçbir şey de yok ya. Hani ne Milka'sı ne bilmem nesi. Yargırıcı, iki. Abi çok lezzetli. Bir kutu net bitirir misin abi? Ben bitiririm. Çok net bitiririm. Çok net. Her türlü abi biter. Şöyle bir şey var. Yani önümüzde daha 6-7 tane daha cino var ama bunları yemeyeceğiz arkadaşlar. Sizlerden birine göndereceğiz bu ürünlerden kalanları. Hiç heba etmediklerimizi. Bunu da videonun ilerleyen sıralarında nasıl göndereceğimizi söyleyeceğiz. Aklınızda bulunsun. Şimdi diğer ürünümüze geçelim. Diğer ürünümüz... Şöyle koyayım. Vay. Şıp sevdi. Şıp sevdi. Aa bunun müziğini falan hatırlıyor musun ya reklamlarda? Hiç hatırlamıyorum. Bunun reklamları yoktu ya bence. Nasıl? Şıp sevdim lan. Ciddi misin? Cidden. Hatırlamıyor musun? Abi olmaz mı ya? Ne 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 ne. Yok başka bir şey söyledim ya. Abi, ama ona benzeyen bir müziği vardı. Hatırlayamadım. Çok yak müzikti ya. Şıp sevdiğin olayı şu arkadaşlar, içinden ufak ufak böyle illüstrasyonlar, karikatür gibi şeyler çıkıyor. Ve bunlar genelde aşkla alakalı oluyor. Hatta üst tarafta İngilizcesi, alt tarafta da Türkçesi yazıyor. Hemen tadına bakalım. Özlemişim lan. Hani direkt götürdü yani. O döneme götürdü. Değil mi? Tabii Gino'dan sonra bilemiyorum da. Ne yazıyor abi? Aşk evde yemek pişirmektir yazıyor kardeşim. Sana göre? Aşk gizli bir şifredir demiş. Pencerenin önünde duran iki tane tip var. Bunların klasik tipleri var. Ben şu an arkaya koyuyorum çıkanların görsellerini. Bu şifreler şey, şifre demiş. Üzerinde yazan yazılar tabii o zaman el kadar bebe olduğumuz için hiçbir anlam ifade etmiyordu.
Şu an büyüyünce bir daha baktım yine çok bir anlam ifade etmedi şahsen. Yok gene baktığımda aslına bakarsan bak güzel bir görsel. Tatlı çizimler yani. Hı, anladım bak kalpler var, aşk aşk diyor bir şey diyor. Hani ne bileyim bir silah değil abi, bir şey değil yani. Tabii kimse kimseyi kesmiyor, boğmuyor. Aynen. Hani böyle masumane şeylerle büyüdük aslına bakarsan kardeşim. Yani. İşin gerçeğinden bahsetmek gerekirse. Şimdi diğer bir ürünümüze geçiyorum. Altın para. Değil altın para çikolata. Yapıştır. 50 Cent Style abi açalım şöyle. Bunlar gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bunlar da çakma. Bunlar çok çakması. Üzerindeki görseller bir kere hani orijinal altın çikolata parayla hiç alakası yok arkadaşlar. Aynen. Üzerine araba görselleri falan koymuşlar. Bunun üzerinde normalde gerçek paraya benzeyen işte. Baskı gibi böyle bir şey oluyor. Basklar olur aynen. Abi. Ama yine de bu tadına bakacağımız gerçeğini değiştirmiyor. 100 lira. Para mı yazıyordu üzerinde? Altın falan mı yazıyordu abi? 100 lira abi, falan mı yazıyordu? Benim hatırladığım işte 25 kuruş, 50 kuruş bir şeyler şey yazıyordu. Aynen ben öyle hatırlıyorum. O para çikolatanın tadı yoktur diye tahmin ediyorum yani. Olabilir. Etrafı böyle alüminyum folyo ile kaplı arkadaşlar. Bu folyoyu böyle çıkartıyorsunuz. Bunu da açıyorsunuz böyle. Karşınıza şöyle yuvarlak bir çikolata çıkıyor. Sonra bunu kankam, keyifli yiyorsunuz. Bunlar çikolata tadı alman için bayağı bir şey yapman lazım. Konsantre olman lazım söyleyeyim sana. Bu olmamış ya. Yani bir şey var. Bir saman tadı var abi. Bir şey var ki lan ne var yani. 100 tane yemen lazım ki zaten. Küçükken aldığımızda bunlardan 100 tane alıp yiyorduk yani. Genelde de bayramlarda alırdım abi ben bunlardan. Aynen. Bayram harçlıklarıyla manyak gibi para çikolata alıyordum. Şimdi başka bir efsaneye geçiyorum abi. Big Bubble. Vay. Şöyle vay yine vay kameralara vay göstereyim arkadaşlar. Big Bubble'un... Big Bubble bazı şeyleri bitirdi ülkemizde. Hani sakız alıyorduk bakkaldan herhangi bir sakız. Böyle şişirip şişirip patlatıyorduk. Ağzımıza yüzümüze yapışıyordu ve ondan çıkmıyordu hiçbir şekilde. Big Bubble bu olayı bitirdi. Bunun içinden hiç öyle karikatür çıkacak, bir şey çıkacak var mı? Yok hiç vaat var. Abi sadece diyor ki şişir de şişirebildiğin kadar çok büyür diyor. Ondan sonra patlat diyor, yüzüne yapışmaz diyor. Bu kadar net. Aynen ve en büyük şişen balonlar Big Bubble'lı oluyordu arkadaşlar. Aynen. Kapışak mı? Kapış olmadı gel. 1, 2, 3. Ara iddia ne? 1, 2, 3. Lan geçiremedim ben. Senin ben yapacağım falan. Tamam kazanmadı bravo. Big Bubble da böyle bir sakız arkadaşlar. Lezzet olarak benim şahsen hoşuma gitti yani. Tamam, her zaman candır ya. Peki abi sana bir soru. He. Bu Big Bubble'ın en büyük rakibi neydi o dönemde? Ya sulu göz ve şıp sevdi değil mi? Bunlardan biri değil mi? Yok değil abi. Bir tane daha. Turbo. Kardeşim direkt patlattın cevabını. Abi Turbo şeydi ya. Değil mi? İçine araba resimleri falan çıkıyordu. Aynen. Hatta onun resimlerinin koleksiyonunu falan yapardık arkadaşlar. Turbo sakızların. Zaten bakkala girdiğin zaman para üstü olarak kesin sakız geldiği için. Bozuk para kal oradan bir sakız. Aynen. Oğlum sakamaka sakız sektörü böyle gelişti lan ülkemize. Harbi diyorum abi. Şimdi arkadaşlar yine benim çocukluğumdan kalma yani 90'lı yıllarda çocuk olanların çocukluğundan kalma efsane lezzetlerden birisi. Şu an elimizde çakması bulunan yum yum. Aynen. Bu sadece yum abi. Aşağıda bak yum yazıyor. Aynen. Çakmasını yapmışlar. Aynen. Sıkıntı yok. Tip olarak benziyor. Tad olarak da bunun hatırlıyorsan Tofita vardı abi. Tofita? Ha şey. Küçük böyle sakıza şey benziyor. Olan, tad olarak benziyor. Ona çok benzerdi. Şöyle onlu falan oluyordu galiba. Tek tek de satılıyordu ya bakkallarda. Tek tek satılıyor mu? Ha açık paket. Aynen. Şöyle içinden pembe bir şey çıkıyor arkadaşlar. Vişne sulu tof ve şeker. Herhalde Tofita'nın da adı oradan geliyor. İkiye bölüyorum abi bir tadına bakalım. Evet, arkadaşlar gerçekten çakma diyerek durumu abartmıyormuşuz. Tat olarak gerçekten berbat. Şeyle beraber kapışır, ne o altın parayla beraber kapışır da. Ama yani gene de her zaman dediğimiz gibi o zamanların şeyini havasını hatırlattığı için yani okey yani. Şimdi arkadaşlar benim çok fazla küçükken tüketmediğim bir ürün olan Efe bilmiyorum sen tükettin mi ama şu şeker. Abi yani ben... Bu şekerin adı ne abi? Sosyete şekeriymiş arkadaşlar. Şöyle bunu... göstereyim. Yani açık açık söyleyeyim ben bunu ilk defa duydum bunun adının sosyete şekeri olduğunu ki bizim mahalle satılmıyordu. Aynen biz, abi biz zengin mahallesine böyle... Belki de Varoş olduğumuz için öyledir yani. Zengin mahallesine falan gittiğim zaman bütün çocuklar bundan yiyordu böyle herhalde oradaki bakkallarda satılıyordu. Ben bunu hiç görmedim bakkalda ki... Fiyat olarak da normal şekerlerden çok daha pahalı olduğunu düşünüyorum. Yani ne gibi özelliği var ki acaba? Şöyle spiral olması mı yani? Vallahi herhalde öyle abi. Şekilde işte.
Bunu şimdi açıp tatmak istemiyorum abi. Zira bunu göndereceğiz birilerine böyle kapalı halde. Aynen onu birilerine gönderelim. Zengin işi olduğu için zaten tadı da güzeldir muhtemelen. Aynen. O yüzden hiç bozmayalım arkadaşlar bunu. Aynen. Bunu direkt ben böyle bu zamana kadar yemek isteyip de yeme. Ama aynen sosyete olamayan ya tüm arkadaşım. İnsanları deyip neyse sosyete şekeri böyle arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunu küçükken bir tek zengin mahallelerindeki bakkallarda bir kere, gördüğüm bir kere için dokunabilir miyim? Dokun. Bir kere dokun. Nasıl zengin hissettirir? Çok güzel bir trilyoner gibiyim şu an. Sosyete şekeri diye aratırsanız belki bulabilirsiniz ama bayağı pahalı bir şey. Şimdi sosyete şekeri pahalı dedik. Biz fakirler ne yiyorduk peki küçükken? İşte tabii bunu yiyorduk arkadaşlar. Bu horoz bir şeker. Horoz şekeri. Horoz şeker mi şekerim? Ben şekeri diye biliyorum. Aynı üzerinde şeker yazıyor. Şimdi bunun özelliği neydi abi? En başta da belirttiğimiz gibi fakirlere yönelik bir şeydi. Bu bakkallarda yine bir şeyin para üstü olarak bunu satın alabiliyorduk. Ve oldukça da lezzetliydi. Çok da o kadar hani çok bir sakız değildi gene canım. Sakızın bir gömlek üstüydü. 3 sakız. Hani 2 aynen 2-3 sakız şeye parası gelecekse, para üstü gelecekse bunu alırdın yani. Aynen. Çok rahat. Tabii o para üstü eve gidince de ince silleler de apayrı mevzuydu ama yine de olsun. Eve gidesiye kadar şekercenin yani. Aynen abi. Tatlının üstüne. Şimdi başka bir sakıza geçelim. Horoz şekerden sakıza atlayalım. Şöyle bir 8'li bir sakız seti vardı. Hatırlıyor musun? Abi ben bunları görüyordum da ya galiba şu arkadaş bana birader şeyi vermişti. Şu limonlusundan vermişti ve iğrenç bir tadı vardı diye hatırlıyorum. Ben de şeyi hatırlıyorum. Yani böyle yaklaşık 1 dakika içinde ağızda kayboluyordu. Bu onlardan mı? Galiba onlardan da abi yanlış hatırlamıyorsam ki üzerinde kağıt kaldı bunun. Kağıdı neyse kağıt değil. Abi kim abi? Bu sakızla şeker arasında kalmış bir şey. Ağızda yavaş yavaş eriyor. Ancak bence tadı gayet güzel bir şey. Değil mi? Bence çok kötü abi. Ben sevdim. Abi? Hangisini yedin sen? Şunu. Niye? Armut gibi kırmızı. Armut gibi kırmızı. Yani armuta benziyor. Ama kırmızı demek istedim. Anlıyorum kardeşim. Abi bu hani efsane falan. Okey de yani o dönem nasıl efsane olmuş bunu bilemiyorum. Abi bu neden efsane oldu? Zira çok ve ucuz mu? Fiyat olarak çok ucuz abi. Ve hı? Mesela 2 Big Bubble alacağım paraya bundan alıyordum. Böyle 8 tane sakızım olmuş oluyor. He, o yüzden. Big Bubble'ın karşısında çok fazla tutunamadı bu. Ya, çok fazla yaygın değil zaten görmüyorum yani. Ya ben abi görüyordum gittiğim bakkallarda vardı. Fakir bakkalı olduğu için abi. Ama yine de tabii Big Bubble'ın karşısında şansı yok. Yani bir tane Big Bubble al, kafan rahat etsin. Ömrüm yani boyunca çiğnem. Bir de tadı gitmiyordu onun kolay kolay. Tabii canım aynen. Diğer ürünümüze geçiyorum yavaş yavaş. Abi, 90'lı yıllarda yaşayan çocukların drone'u arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz helikopter diye geçen ürün. Oyuncak artık adına ne dersiniz. Tabii bunun mekanizmasını bunca yıl boyunca biraz geliştirmişler. Normalde şöyle bir yerden tutup şöyle çektiğiniz zaman havaya fırlatıyor kendisini. Şimdi altına şöyle bir şey koymuşlar. Şöyle fırlattığınız zaman uçma gibi bir özelliği var. Şöyle bir adam gibi uçur da görelim ya. Adam gibi uçurayım abi. Ne tarafa uçurayım? Ne kameraya tarafa doğru göndereyim şöyle mi? Uçur şeye doğru. Kameraya mı? Gönder bakalım hadi. Şöyle bir açıyla gitsin aşağıya. Yürü be! Umarım gözükmüştür. Abi hani şimdi böyle telefondan falan bağlanıyoruz, drone takılıyoruz ya. Aynen. İşte o zaman önemli olan şu ne bulacak değil mi? Bak kameraya doğru. Tabii değil ki mi kardeşim? Öyle. Öyle yemez telefonla atmacalar bilmem neler. O zamanların drone'u buydu arkadaşlar. En teknolojik oyuncaklardan birisiydi diyerek diğer ürünümüze geçiyorum. 90'lı yıllarda çocuksan ve bir işitme kaybı yaşıyorsan sebebi bu. Of abi Allah'ını seversen ya. Allah'ın belası icat. Şunu kim buldu? Gözünü sadece sen bulmuşsundur kesin bunu. Ha, ben buldum 90'lı yıllarda böyle şeyler de oldu. Ha şu an sen kim alıp getirdin buraya? Ha biz getirdik yani hep beraber bulan bir şey. Hep beraber bütün ofisçe gittik bunu mu aldık? İhale bana kalmasın. İhale sende abi. Bu kesin sen bulmuşsundur. Nereden bulduysan artık. Arkadaşlar bunun mantığı şu. İnsanların kafasını olabildiğince şişirmek, ütülemek. Arkasında şöyle siyah bir şey var. İki tane metal parça. Böyle açıp kapattıkça ses yapıyor. Bütün olayı bu. Başka da hiçbir olayı yok. Nasıl bir eğlence anlayışıdır. Küçükken bunda niye eğleniyormuşuz? Hiçbir fikrim yok. Dilersen biraz ses çıkartayım mı? Bunun adı ne abi? Bunun adı ne? Bunun adı Tik Tak diye geçiyormuş. Ben adını bilmiyordum bunun araştırmalarım sonucunda. Tik Tak incele. Tamam. Araştırmalarım sonucunda Tik Tak olduğunu öğrendim. Diğer ürünümüze geçiyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere nostaljik yaşatacak ürünümüz yine Efe'yi çok mutlu edecek bir ses çıkartan bir alet. Sulu düdük.
Sever misin? Çok severim. Bunun içine su dolduruyoruz arkadaşlar. Şurada bir işte pipet gibi bir şey var. Buna üfledikçe kuş sesi çıkartıyor. Hatta şöyle. Mükemmel abi. Çok değişik. Bu sesi nasıl çıkartıyor? Ne oluyor? İçinde nasıl bir teknoloji var? Çip mi var? Ne abi akıl almıyor ya. Aynen, benim aklım hiç ermedi buna arkadaşlar. Ermedi. Çocukken de ermezdi. Hala da ermiyor. Bilim çaresiz kaldı abi. Dediğim gibi arkadaşlar bu da böyle kuş sesleri çıkartan, üflemek ister misin? İstemem. Son kez bir üfleyeyim de içim rahat etsin. Seni bıraksan sabaha kadar üflersin. Tabii canım, aynen. Bunu da kaldıralım şöyle kenarıya. Abi şimdi enteresan bir ürün geliyor. Ne olduğunu hiç anlamadım. Harbi ne kadar belli değil ama. Hamur anahtarlık, hamur oyuncak, artık adına ne derseniz arkadaşlar. Şöyle şu kameraya da doğru göstereyim. Bu ürünün ne işe yaradığını ben harbiden hiçbir zaman çözemedim. İçinde ne olduğunu da bilmiyorum. Hamur diye Harun geçiyor. Şey. Dur. Durun. Sen bir parçalarsın onu. Bir dakika ya, dur şunu. Çeşitli alalım. Şekillere sokabiliyorsun. Ha, yüzü şey yapıyorsun abi. İşte yumultuyorsun. Bir süre sonra yüz çıkıyor mu acaba? Bilmedim. Ver bakayım. Dur bir ya. Birader ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok merak ediyorum değil mi içinde? Evet abi, sen? Abi. Sen? Sen? Ben de çok merak ediyorum. Var kardeşim, çocukluğundan şuradan kalma bir uktedir bu benim. Aynen. Şurada... Ben bunu elimle parçalarım. Kardeşim şuradan herhangi bir kesici bir şey ver seni. Milyonlarca seçenek arasından birini ver bize. Sence ne gibi bir şey var abi? Abi hiçbir fikrim yok. Kesin mi? Gerçekten çok merak ediyorum. Aha. Bayağı içinden talaş çıktı ya. Talaş varmış lan. Bizi bu nedir? Talaşta kandırmışlar onu. Bayağı s**şer. Şu an var benim hayallerim yıkıldı bir daha. Aylan bilader, bak ciddi söylüyorum. Böyle olduğunu insan, ben evde paso yapardım bundan. Abi, harika bir talaş değil mi lan bu? Oyna sen orada onunla. Ya sana mı soracağım neyle oynayacağım ya? Oğlum niye siliyorsun, oynayacaktım da? Neyse, hamur oyuncağımızı da parçaladığımıza göre arkadaşlar, şimdi şu elimde görmüş olduğunuz topa geçiyoruz. Bu plastik top, anlatır mısın abi bunun olayını? Abi bu aslını bulabilseydik, bunun gerçeğini bulabilseydik, bu efsane bir toptu arkadaşlar. Bunu şöyle hani bir kere böyle bıraktığınızda aynı bıraktığınız mesafeye geri dönüyordu. Hatta iki katına bile çıkabiliyordu. Aynen abi. Öyle hatırlıyorum. Aynen, çılgınlar gibi. Bu onun böyle bir gömlek çakması, altı bir şey. Aynen. Bunu böyle teneffüste abi çıkardık. Deliler gibi oynadık, evet, arkadaşlar. Evet, hatırlıyor musun? Duvara, yere duvara. Aynen. Kendine, yere duvara kendine abi. Aynen, ama teneffüsün sonunu genelde görmez bu ya. Kaybolup giderdi yani. Aynen. Çok fazla sektiği için. Hayvan gibi abandığımız için abi. Yani yere. Yere vurdurup okul boyunu açtırmaya böyle, hani iki katlı üç katlıydı hep okullar abi. Aynen. Yere vurdurup okul boyunu açtırmaya çalışıyorduk falan. Binan boyunda. Aynen aynen. Ruh hastası gibi bunları yapıyorduk küçükken. Aynen oğlum, sektör gene parayı kırıyordu yani. Abi düşünsene, alıyorsun 2-3 gün sonra kayboluyor. Sonra bir daha gidiyorsun. Aynen. Kırtasiyelerde satılıyordu bir de. Abi şunu düşün, hani birileri şu plastik toptan zengin oldu. Ben onu bilirim, onu söylerim. Abi oldu. Vallahi şu plastik toptan zengin olan insan var. Vallahi oldu. Neyse, yani. Bu konuyu fazla konuşmayalım. Kenara kaldıralım. Şimdi arkadaşlar, bakkallarda bulabildiğimiz vegane oyuncaklardan biri. Bilmem ne kadar gözüküyor. Bunun görsellerini de arkaya koyarız. Metal araba arkadaşlar. Metal mi lan bu? Plastiktir o. Plastik bu. Yani. Bağlantı yerleri metal galiba, tekerlekli. Tamam, hadi öyle olsun. Bunu bakkallarda dediğim gibi bulabiliyorduk arkadaşlar. Çok da ucuz fiyatlara alıp arkadaşlarımızla mahallede böyle yolda falan yarış yapıyorduk. Tabii Action Man, G.I. Joe falan filan, onlar ulaşılması zor. Abi. Anneden babadan her zaman istenmeyen şeyler olduğu için mecburen bunlarla idare ediyorduk. Ne G.I. Joe'su abi, Allah'ını seversen ya. Kim kaybetti ki sen buluyorsun yani. Aynen. Çok bir tane vardır yani herkes, ya da iki tane falan böyle en fazla. Aynen abi. Zaten sonra büyüyorsun abi. Yani ondaki peki şeye ne diyorsun abi? Hayal kırıklığına ne diyorsun G.I. Joe'daki? Ne gibi? Abi öyle şeyler, reklamlar falan dönüyor diyor G.I. Joe, işte yok adam dağla gidiyor, bir şeyler yapıyor. Helikopterde uçuyor. Akarsular makarsular. Olup geldikten sonra eve halının üstünde koy... Halı ne diyorsun abi? Halı üstü, koltuk üstü falan abi. Sıfır atmosfer. Evet, temizlik var abi, bir türlü rahat oynayamıyor yani. Neyse arkadaşlar, bu metal arabayı da kaldıralım ve artık son nostaljik ürünümüze geçelim. Şu an yine bizdeki ağır dandiği, şu gördüğünüz ürün. Bunun adını biliyor musun? Abi hiçbir fikrim yok ya. Bunun adı stres yayıydı abi. Hadi be. Stres yayıymış yani. Ben de hani araştırdım da denk geldi. Stres yayı diye geçiyor arkadaşlar. Bu normalde yine diğer ürünler gibi bu kadar küçük değil. Ya da biz küçükken çok ufak olduğumuz için bize bunlar şu büyüktü abi o ya. Değil mi? Bayağı büyüktü. Aynen, yani büyüktü. Şöyle yuvarlığa vardı abi. Ki bunun olayı şu arkadaşlar. Merdivene bırakıyorsunuz bunu. Şöyle geliyor, sonra böyle düşüyor falan filan. Kendi kendine bir şeyler yaparak merdivenden iniyordu.
Hiç de bir stres almıyordu. Oturup mal bunu seyrediyorduk küçükken. Aa, oynanıyordu ama bayağı. Ben hatırlıyorum. İndirme biri vardı bunun. Şey vardı abi. Bu da alınır alınmaz en fazla 2 gün dayanan ürünlerden birisiydi. Aynen. Abi birbirine karışıyordu ve hakikaten çözmesi bir süre sonra şey geliyordu yani. Şöyle bir sokuyorduk abi işte. Aa lan böyle bir şey varmış falan filan diye. Ne diyorsun abi bunun için? Var mıydı sende? Abi illa ki canım. Herkes de vardır yani. Var yani, çok da öyle çılgınlar gibi oynadığım bir şey değildi ama var. Var da sallayıp durma şunu. Değişik bir ürünmüş. Yani. O dönemlerin işte abi. Aynen o dönemlerin işte. Aynen. Bir hevesle alındı ama çünkü yani kimse şunu iddia edemez yani. Bu deli gibi abi sürekli bunun oynandığını kimse söyleyemez ama yani. Ama söyleyemez de bunu yapan adam da zengin oluyor. Oldu canım ama. Bundan çünkü olmayan aynen yoktur. Yani şu videoyu izleyip de bundan olmayan ben zannetmiyorum. Aynen. Kesinlikle vardır. Bunun yanında bir de şey iskelet anahtarlık abi. Bu ikisi banko herkeste var. Onlar zaten aynen. Evet arkadaşlar, nostaljik ürünlerimizin sonuna geldik. Elimizde bu kadar var. Şimdi bunları kimlere göndereceğiz? Neye göre seçeceğiz? Efe anlatır mısın arkadaşlara? Arkadaşlar tanıttığımız ürünleri bu ürünlerle beraber çekilmiş fotoğrafı olan bir kişiye göndereceğiz. Yani Cino ile beraber, horoz şekerle beraber ya da altın çikolata ile beraber. Yani herhangi biriyle, tanıttığımız ürünlerden herhangi biriyle fotoğrafı olan eski birine. Eski fotoğrafınız varsa, eski fotoğrafı, fotoğrafınız. Aynen. Ondan birine göndereceğiz artık. Kime çıkarsa diyelim. Nereye gönderecekler fotoğrafı? Videonun altına yorum kısmını bir yere yükleyip atın arkadaşlar. Biz onlara bakacağız. Dediğimiz gibi bu ürünlerden herhangi birisiyle çocukluk fotoğrafınız varsa ve bunu bizimle paylaşırsanız eğer biz de ürünleri size yollayacağız arkadaşlar. Videomuzun yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Böylece sizlere ufak da olsa bir nostalji yaşatabildiysek, çocukluk yıllarınıza döndürebildiysek ne mutlu bize diyelim. Var mı abi eklemek istediğin bir şey? Vallahi hani pek eklemek istediğim bir şey yok. Hepsi zaten 90'lı yıllarda yaşayan herkesin aklını başından alan bir sürü şey yani abi ortada. Hani şu an gerçekten şey olarak ruhani açıdan gerçekten inanılmaz rahatlamış durumdayım yani. Özlemişsin değil mi? İnanılmaz özlemişim yani. Özlemi var yani. Cino bende son abi, zirve. Öyle söyleyeyim sana. Neyse kapatalım artık yavaş yavaş. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'dan da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eyvallah.